Herkeslere merhaba arkadaşlar. Ben Arif Maden. Bugünkü videomda arkadaşlar başlıktan da anladığınız gibi yeni gelen ördek yavrularımızla tanışacağız. Şimdi arkadaşlar başımdan geçen olayı şu şekilde anlatayım, özetleyeyim. Bizim komşu yani çocuklara ördek falan almış heveslenip, fakat bakamamışlar ve bana dediler sana verelim bu ördekleri, işte sen bak, hani beni de tanıyorlar ya, tavuk falan beslediğimi biliyorlar. O yüzden yani bana teklifte bulundular. Ben de kabul ettim. Ve aldım ördekleri. Zaten ördekler daha yeni geldi. Şu an akşam arkadaşlar. Biraz video karanlık çıkıyor falan olabilir. Bir de hem ördekleri kurtarmış oldum, hem de onları kurtarmış oldum. Çünkü gerçekten bakamamışlardı. Ördeklerin her halinden belliydi. Vermek istediler. Aldım. İşte ördekler de kurtulmuş oldu. Ördekler de bakın hani çok pis. Belki videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama tabi kutuda bakmaya çalıştıkları için hayvanlar o şekilde olmuş. Şimdi diyeceksiniz ki buralar da pis. Arkadaşlar burada tavuk vardı. Tavuklar da tüyde. Haliyle tüy mü döktüler bayağı. Ben de şimdi bunlar gelince hemen tavukları çıkarttım ve buraya bunları yerleştirdim acele olarak. Akşamdı bir de. Yani gördüğünüz üzere akşam zaten belli oluyordur. İşte akşamdı, o yüzden böyle yaptım şimdilik. Yarın sabah bugünlük böyle idare etsinler. Arkadaşlar zaten bir su verdim. Kana kana içtiler. Salatalık verdim. Öyle bir bitirdiler ki salatalığı bakın. Yani koyduğum salatalığı bir iştahlı yediler ki anlatamam. Bakın. Çok iştahlı hayvanlar, bir de aç kalmışlardı ilk geldiklerinde, görmeniz lazım. Şu anda tabi ekmek salatalık falan verdim, doyurdum biraz ben. Kursaklarından belli oluyordur. Az çok doyurdum işte. Ondan sonra bugünlük böyle idare edecekler. Yarın sabah da ne yapacağım arkadaşlar? Kalkacağım tabi. Burayı iyice bir temizleyeceğim. Aklımda şöyle bir plan var. Şu köşeye, şuraya kazmak. Zaten bu yemliği falan buradan sökeceğim yani. Bu bugünlük böyle kalıyor. Şurayı kazacağım. Buraya bir tane leğen koyacağım. Şöyle büyük bir leğen, şöyle bunlara göre. İçine de su dolduracağım. Hem bunlar girecek, yüzecekler. Bildiğiniz gibi ördekler zaten su kuşu. Suyu severler. Girecekler. Orada yüzecekler, edecekler. Hem de sularını içerler. E tabi buraya da yemlerini veririm, salatalık vesaire. Bu arada tam olarak ne vereceğimi de pek bilmiyorum. Onlar hakkında da bir araştırma yapacağım. Bir de siz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben bunlar ne verebilirim ben yem olarak, karnlarını doyuracak olarak. Az bir şey ekmek verdim. Biraz yediler ama salatalığı çok sevdiler. Onun dışında biraz araştırma yapacağım. Ne lazımsa vereceğim. Bunlar çok güzel bir yer yapacağım. Bir de bunlar acaba erkek mi dişi mi bilmiyorum arkadaşlar. Gerçi o biraz bence büyüyünce belli olur. Gördüğünüz üzere iki tane böyle benimle birlikte duracaklar. Ondan sonra işte dediğim gibi sizce nasıl olur buraya böyle kocaman bir leğen yapsam, içine de bunları koymuş olsak, işte anladınız, hem yüzerler hem su içerler. Bakın hala salatalık yiyor, ilk geldiğinden beri yani çok aç, çok açlardı. Ben de hemen videoya çekeyim dedim, sizlere böyle bir duyuru yapayım, hem de ne yapabilirim diye sorayım. Ona göre zaten bir şeyler yapacağım artık. Burayı düzleyeceğim. Bu ördeklerle daha çok video gelsin mi onu da söyleyin. Yani büyük ihtimalle gelir de tabi yine siz söyleyin. Ona göre bir şeyler yapalım. Dediğim gibi buraya leğen, ondan sonra buraya bir yemlik koyarım ama nasıl bir yemlik koyacağımı da bilmiyorum. Şimdi bu tarz bir yemlikten yiyebilirler mi yiyemezler mi bilmiyorum. Hem girip su içecekler hem yüzecekler. Yemlik olarak da bir şeylere bakacağız. Gördüğünüz üzere bunlar böyle. Sanırım daha çok ufaklar arkadaşlar. Bakın biraz pisler. Yarın bile bunlar çok güzel yıkayacağım arkadaşlar. Yani suya koyacağım falan. Bunlar kendi kendini temizler zaten. Yüzdüreceğim. Onun da videosu gelir. Neden şimdi yapmıyorum? Çünkü yani akşam. Ha bunlar daha bebek. Ne olur ne olmaz. Belki üşütebilirler. Aslında su kuşu bunlar. Üşütme gibi bir durumlar olmaz da. Yine de ben dedim yarın güneşte yapayım. Hem yüzsünler hem de güneşle güneşlensinler diye düşündüm. Gördüğünüz üzere hatta bir tanesini de elime alabilirsem şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Erkek mi dişi mi bilmiyorum ama yani maşallah bunlar da artık benimle kalırlar.
Yumuşacık ha bu arada bunlar da. Tavuktan böyle daha yumuşak. Yani daha önceden ördek beslemiştim ama o zamanlar çok çocuktum yani. Bu biraz daha iyi olur. Bunlar böyle kalsın tahminim. Ya ikisi de horozdur. Ya horoz diyorum bakın tavuktan hep aklımıza bence tahminim ikisi de erkektir. Ama bakacağız. İnşallah tek temennimiz biri erkek biri dişi olsun. Ben anlamıyorum. Anlayan varsa yazsın. Ve nasıl beslemem gerektiğini, ne yapmam gerektiğini yorumlarda yazın. Bu kümesi nasıl bir şey yapabiliriz? Bunlar dışarı çıkartsam mı acaba? Geri yakalanırlar zaten. Çıkın bakalım. Korkuyorlar ya çıkmıyorlar abi. Aynen korkuyorlar. Ben de sadece diğerleriyle bir yani tavuklarla falan bir baksınlar diye çıkartacağım şöyle. Bir de şöyle kalsın da bakın. Geziyorlar ha. Bu kümesi arkadaşlar geniş çekim. Ne yapalım sizce bu kümesi? Nasıl bir şey yapalım? Onları yorumlarda yazın. Tavuklar biraz korktu. İlk defa ördek görüyorlar çünkü. Ben bunlar bendeyken hiç ördek beslemedim yani. Neyse bunları geri kümeslerine koyalım ya. Kovalayalım. Tamam hadi girin girin. Hadi bunların yuvası artık bura oldu bakalım. Burayı da ben iyice bir dekore ederim yarın sabah. Gündüz güneş gözüne yani güneşle birlikte ki ben buna bunları iyice yıkandırırım. Bunlar da güneşte güneşlenir kururlar. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bundan sonra sürekli sık sık video atmaya çalışacağım. İnşallah videolar gelir. Tabi video saatimiz 20.00 biliyorsunuz. Hoşçakalın bay bay.